26 Şuara Şuara Suresi Bu sure, şu dört ayet hariç Mekki'dir. Bu dört ayet ise medenidir. Bunlar, 224 ila 227 ayetleridir. Sure 226 veya 227 ayettir. Tebliğ Şevki 1 Ayetin tefsiri için bak, 4 2 Ayetin tefsiri için bak, 4 3 Ayetin tefsiri için bak, 4 4 Tasin mim, bunlar o mübin kitabın ayetleridir. Onlar mümin olmayacaklar diye, neredeyse kendine kıyacaksın. Eğer dilersek, biz onların tepesine gökten bir tek ayet indiririz ve boyunları ona hemen eğilir. Ta, ariflerin kalbinin, tarbına, coşkusuna, sin, aşıkların süruruna, mimdendlerin münacatına bir işarettir. Bu ayetle ilgili birkaç mesele var. Birinci mesele, katade, izafetle ayeti şeklinde okumuştur. Ayrıca ayet şeklinde de okunmuştur. İkinci mesele, A kadar kesmek, demektir. Bu da omurga iliğine kadar varan bir kesmedir. Buradaki işfak, şefkat acıma, ifade eder. Üçüncü mesele, ifadesi, bu surenin ayetleri, mübin, açıklayıcı, kitabın ayetleridir, manasında olup, bunun geniş izahı, Bakara ikinci. Ayetin tefsirinde geçmişti. Kur'an'ın kâfirler için mübin olması. Bu ayetteki, kitap ile kur, Kur'an'ın kastedildiğinde şüphe yoktur. Mübin, açıklayıcı olan da, gerçekte konuşabilen bir varlığın sıfatı olsa bile, kendisine bakılıp okunduğunda, bazı şeylerin açıklığa kavuşmuş olması bakımından, bazen bir söz veya yazı içinde bu sıfat kullanılabilir. Eğer, onlar kâfir olduklarına göre nasıl olur da Kur, A'nın ayetleri, onlar için onlara gereken şeyleri beyan edici, açıklayıcı, olabilir. Halbuki bu Kur'an ile ancak hükümler beyan edilir, denilirse biz deriz ki, o kâfirlerin, bir benzerini getirememeleri açısından, Kur'an'ın lafızları ile, kulların bir benzerini yapamayacağı şeylerden istiddıl etmeleri gibi, onlardan başka bir fâi muhtarın bulunduğuna istiddıl etmeleri de mümkündür. İşte Kur'an bu bakımdan tevhidin, icaz bakımından da nübüvvetin delilidir. Artık bundan sonra Kur'an ile kendisinin Allah katından olmuş olduğu anlaşılır. Bu da ondaki bütün hükümlerin delili, hücceti olmuş olur. Bunun böyle olduğu sabit olunca da bütün usul, tevhid ve furu' ahkam hakkında Kur'an ayetlerinin yeterli olduğu sabit olur. Allahü Teala bütün bu şeyleri açıklayanın kendisi olduğunu beyan buyurunca her ne kadar bu kitap mübin, açıklayıcı, olma hususunda zirveye ulaşmış ise de, daha evvel Allah'ın hükmü, kaderi, aksi şekilde, yani onların kâfir kalmaları seklinde geçtiği için, Kur'anın onları imana sokucu olamayacağına dikkat çekmek için, onlar mümin olmayacaklar diye, neredeyse kendine kıyacaksın. Binaenaleyh bu hususta, fazla üzülüp esef etme. Çünkü eğer çok ileri gider, fazla üzülürsen, kendini öldüren, canına kıyan kimse gibi olursun ve böyle yapmakla da bir şey elde edemezsin, buyurdu ve Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi sabra davet edip, kalbini takviye etti. Açıklama ve izah özelliği çok ileri seviyede bir kitabın bulunmasına rağmen, onların bundan istifade edemeyeceklerini beyan ettiği gibi, bu husustaki keder ve üzüntüsünün de hiçbir fayda vermeyeceğini Hazreti Peygamber'e bildirdi. Daha sonra da indiği takdirde kendisine boyun eğip kabul etmek mecburiyetinde kalacakları bir ayet indirebileceğini fakat bunu yapmayacağını beyan etmiştir. Eğer itaat ediciler olarak kelimesi nasıl onların boyunlarına nispet edilmiştir denilirse biz deriz ki bunun takdiri ona boyun eğdiler şeklinde olup anaak boyunlar kelimesi boyun eğme işinin mahallini göstermek için getirilmiş ve böylece aslı üzere bırakılmıştır boyunlar, ancak akıllı varlıklara nispet edilecek, huzu, itaat etme, sıfatı ile tavsif edilince de, tıpkı, o yıldızları, bana secde ediyor gördüm. Yusuf, 4, ayetinde olduğu gibi, cemi müzekker olarak, hadi'in, şeklinde getirilmiştir. Bu ifade ile kafirlerin liderlerinin ve ileri gelenlerinin kastedildiği, tıpkı, onlar başlardır, göğüslerdir, denildiği gibi, ileri gelenlerin, boyunlara, teşbih edildiği de ileri sürülmüştür. Yine bununla, insan topluluklarının kastedildiği, Arapçada, bir grup insan, manasına denildiği de söylenmiştir. Dördüncü mesele. Bu ayetin bir benzeri de Kehf süresindeki, Fatır, 8, ayetidir. İman için tefekkür 5. Ayetin tefsiri için bak, 9. 6. Ayetin tefsiri için bak, 9. 7. Ayetin tefsiri için bak, 9. 8. Ayetin tefsiri için bak, 9. 9. Kendilerine o Rahman'dan yeni bir öğüt geldiğinde, mutlaka bundan yüz çeviridirler onlar. Şimdi teksip ettiler. Fakat, istihza ede geldikleri haberler yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki, biz orada her güzel eşten nice nebatlar bitirdik. Şüphesiz ki bunlarda elbet birer ders vardır. Fakat, onların çoğu iman edici değildirler. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette azız ve rahimdir. Bu ayetlerle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, kendilerine o Rahman'dan yeni bir öğüt geldiğinde mutlaka bundan yüz çeviricidirler onlar, ayeti, eğer dilersek biz onların tepesine gökten bir ayet indiririz, ayetinin tamamlayıcısıdır. Böylece Hak Teala, onları zorla mümin etmeye kadir olduğu halde, zaman zaman onlara bir zikir, öğüt, olan kur, anı getirmesi ve onlara yüz çevirme, yalanlama ve istihza etmede hep aynı noktada durmalarına rağmen anı onlara tekrar tekrar ayet ayet indirmesinin onlara rahmetinden dolayı olduğuna dikkat çekmiştir. Sonra bu ifade bir tehdit ve caydırma özelliği taşır. Çünkü insan küfrünü sürdürdüğü zaman ona ancak böylesi tehditler fayda verir. İşte bundan ötürü hak teala şimdi tekzip ettiler. Yani onlar Allah'ın ayetlerini alabildiğini addettiler. Ama istihza ede geldikleri haberler yakında onlara gelecektir. Buyurmuştur. Bu haberlerin gelmesi de ya dünyada başlarına azap inmesi yahut azabı tam müşahede etmeleri esnasında olur yahut da ahirette olur. Binaenaleyh bu ifade tıpkı onun haberini, gerçek olduğunu, bir müddet sonra öğreneceksiniz, Sed, 88, ayeti gibidir. Kötülük eden kimselere bir tehdit olmak üzere, artık sen gününü görürsün, demek adettir. Kerim ne demektir? Allahü Teala sonra kur, anı zaman zaman indirmesine rağmen, zaman zaman deliller de ortaya koyduğunu beyan ederek, yeryüzüne bir bakmadılar mı ki biz orada her güzel eşten nice nebatlar bitirdik, buyurmuştur zeç, çeşit, sınıf demektir. Kerim, de, kendi türünde ve konusunda beğenilen ve övülen her şey için kutlanılır. Nitekim güzelliği ve yakışıklığı açısından beğenilen yüze, ve çikerim, ve faydaları ve ihtiva ettiği manalar açısından beğenilen kitaba da, kitab-ı kerim, denilir. Nebat-ı kerim, ise, kendisinde bulunan faydalardan ötürü beğenilen bitki demektir. Ayette, zevçin, eş, in, kerim, diye nitelenmesinin şu iki manası vardır. a. Bitkiler, faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Buna göre Hak Teala, yeryüzündeki çeşitli faydalı bitkilerin çokluğundan bahsetmiş, zararlı olanları ise bahse konu etmemiştir. b. Bu ifade, faydalı ve zararlı bütün bitkileri içine alır. Cenab-ı Hek, her iki çeşit bitkiyi de, kerim, olarak nitelemiş, her ne kadar insanlar hepsini bilemese de, bitirdiği her bitkide bir hikmet ve fayda bulunduğuna dikkat çekmiştir. Hak Teala'nın, şüphesiz ki bunlarda elbet birer ders vardır. Fakat, onların çoğu iman edici değillerdir, ifadesi de tıpkı, bu Kur'an muttakiler için bir hidayettir, Bakara. 2. Ayeti gibidir. Buna göre mana, bütün bunlarda düşünüp taşınan kimseler için bir delil vardır. Ama onların çoğu yine de iman etmezler. Yani bütün bunlara rağmen onların ekserisi küfrünü sürdürür şeklindedir. Ayetteki şüphesiz ki senin Rabbin aziz ve rahimdir ifadesine gelince Cenab-ı Hak burada aziz oluşunu rahim oluşundan önce zikretmiştir. Çünkü eğer bunu önce zikretmemiş olsaydı çoğu kez Allah onlara azap etmekten aciz olduğu için rahmet etmiştir denilebilirdi. Böyle bir vehmi silmek için Galib, üstün, kahir demek olan izzetinden bahsetmiş ve bu izzetine rağmen kullarına rahmetli olduğunu bildirmiştir. Çünkü rahmet ne kadar tam ve mükemmel bir kudret sahibinden kaynaklanırsa, konum bakımından o nispetle değerli olur. O halde Cenab-ı Hakk'ın bundan muradı şudur: Onlar kafir oldukları ve ben de onların cezalarını hemen verecek kudrette olduğum halde, daha önce zikredildiği gibi her kerim bitkiyi yaratıp insanların her birine sıhhat, akıl ve hidayet kabiliyeti vermem açısından onlara hep merhamet ettim. İkinci mesele, Allahü Teala kafirleri önce yüz çevirme, ikinci olarak tekzip, yalanlama ile, üçüncü olarak da, istihza etme ile nitelemiştir ki, bunlar, şakavette yol alanların mertebeleridir. Çünkü böylesi kimseler önce yüz çevirir, sonra açıkça tekzibe başlar, üçüncü olarak da onunla istihza edecek dereceye varır. Üçüncü mesele. Eğer, Cenab-ı Hek, niçin, kem, nice kaç ve, kül, her bütün, kelimelerini birlikte zikretmiş ve niçin sadece dememiştir. Dersen, derim ki, ayetteki, kül, kelimesi, bütün bitki çeşitlerini etraflıca içine aldığına delalet eder, kem, kaç, lafzı ise, bu kuşatanların son derece çok olduğuna delalet eder. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu iki kelimeyi birlikte kullanmasının hikmeti budur. O bunları kudretinin mükemmelliğini göstermek için peş peşe kullanmıştır. Şimdi eğer, Cenab-ı Hak, çeşitli çiftlerden, cinslerden bahsedip, bunlara çokluk ve her şeyi içine almayı ifade eden kelimelerle işaret edip, bitkilerin sayısı da ancak gaybı bilen tarafından bilinebilecek kadar çok olduğuna göre, niçin, bunda bir ayet var, demiştir. Halbuki, bunda pek çok ayetler vardır, demeli değil miydi? Denilirse, ben derim ki, bu hususta şu iki izah yapılabilir. A. Zalayk, like, bu, ifadesi ile, bitirdik, ifadesinin masterı olan, bitirme, işine işaret edilmiştir. Buna göre Cenab-ı Hak, bunda, yani bu bitirme işinde, ne enteresan bir ayet, ders, nişane, var, demektedir ve Bu ifade ile, bu eşlerin ve cinslerin her birinde bir ayet vardır, manası kastedilmiştir. Halkul Kur'an iddiasına red. Mutezile, Kur'an'ın mahluk, yaratılmış olduğuna, ayetteki, muhdıs bir zikir, yeni bir öğüt, ifadesini delil getirerek şöyle demişlerdir. Zikir, bu, mübarek bir zikirdir, Enbiya, 50, ayetinden ötürü, Kur'an'dır. Cenab-ı Hak bu ayetinde de bu zikrin muhtıs, yeni sonradan, olduğundan bahsetmiştir. Öyle ise, iki ayetin toplamından kur, anın, olduğu neticesi çıkar. Bu istidlil, Allah, en güzel sözü kitap olarak indirdi, Zümer, 23 ayeti ve, artık bundan sonra o kafirler, hangi? Hadis, söze, inanacaklar. Araf, 185 ayetleriyle de yapılabilir. Bunun muhtıs olduğu sabit olunca, bu demektir ki, onun bir yaratıcısı var. Böylece de hiç şüphesiz ki o, mahluk olmuş olur. Cevap, bütün bunlar, bu lafızlarla ilgili izahlardır. Biz de, bu lafızların muhtıs olduğunu kabul ediyoruz. Biz, bu harflerin ötesinde başka bir şeyin kadim olduğunu iddia ediyoruz ki, işte ayette buna delalet bulunmamaktadır. Hazreti Musa, aleyhisselam, ı nevri 10. Ayetin tefsiri için bak, 11. 11. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna Firavun'un kavmine git. Hala sakınmayacaklar mı onlar? diye nida etmişti. Ona yapılan nidanın mahiyeti. Ehli sünnet, Hazreti Musa, aleyhisselam, ne, Allah'tan duyduğu o nidanın ne olduğu hususunda, onun, kadim kelamı mı, bir çeşit ses mi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak Ebul Hasan el-Eşarî şöyle der, duyulan şey, onun kadim olan kelamıdır. Delil, Cenab-ı Hakk'ın zatının malın ve mürettep olduğuna delalet ettiği halde, nasıl ki zatı diğer eşyaya benzemiyor, aynen bunun gibi, onun kelamı da duyulduğu halde, ses ve harflere benzemekten münezzehtir. Ebu Mansur el-Meçridî ise şöyle demiştir, Hazreti Musa, aleyhisselam, ın -e duyduğu o şey, harfler ve sesler cinsinden bir nidadır. Çünkü delil, bizim cevheri ve arazı gördüğümüze delalet edip, görülebilmesi için de, cevher ile araz arasında mutlaka müşterek bir sebebin bulunması gerekip, bu müşterek illette, onların mevcudiyeti olunca, biz her mevcudun görülebileceğine hükmettik. Cisim ile ses arasında mutlaka ortak bir noktanın bulunduğuna hükmedilinceye kadar, bize göre bizim sesleri ve maddeyi görmemiz sübut bulmaz. Binaenaleyh bundan her mevcudun duyulabilmesi neticesi çıkmaz. Böylece aradaki fark ortaya çıkmış olur. Mu, tezileye gelince, onlar bu duyulan şeyin, sadece harfler ve sesler olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu noktada onlar şöyle demektedirler, bu nida Hazreti Musa, aleyhisselamın bu kelamın Allah tarafından geldiğini bileceği bir tarzda tahakkuk etmiştir. Böylece bu, sayesinde Allah'ın kendisine hitap ettiği bilinen bir mucize olmuş olur. Bu sayededir ki Hz. Musa, aleyhisselam, herhangi bir vasıtaya muhtaç olmamıştır. İşte o vakit Hz. Musa, aleyhisselam,nın firavuna, o zalimler güruhuna, firavunun kavmine git, risaletini taşıması yetmiştir. Çünkü Biset'in başlangıcında, Hz. Musa, aleyhisselam, atevhide çağırmayı emretmek, hükümleri ise daha sonra emretmek gerekir. Cenab-ı Hakk'ın, Hazreti Musa, aleyhisselam, a bu şekilde emretmesi ise ancak Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne istendiğinde kendisi elinden mucizelerin zuhur edeceğini bildiği zaman zuhur eder. Cenab-ı Hakk'ın, o zalimler güruhuna git, buyruğuna gelince bu, Allah'ın onları zalimlikle tescil etmesi demektir. Onlar bu ismi almaya şu iki sebepten dolayı yani kafir olmaları ve kendi nefislerine zulmetleri sebebiyle İsrailoğullarına zulmetmeleri açısından müstahak olmuşlardır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, Firavun'un kavmine, ifadesi onun ifadesine bir atf beyan olarak atfedilmiştir. Buna göre sanki, zalim kavimler, ifadesiyle, Firavun'un kavmi, ifadesi, aynı manaya delalet eden iki lafız gibi olmuş olurlar ayetteki, hala sakınmayacaklar mı onlar? Cümlesine gelince, bu ifade, hala benden sakınmayacaklar mı onlar? Şeklinde olmak üzere nünün kesresiyle yettekünî şeklinde de okunmuştur. Böylece nün, iki nünün bir araya gelmesinden dolayı, ya da kesre ile yetinilerek hasfedilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi müstenef bir kelam olup, bunun peşinden Hazreti Musa, aleyhisselam, ı zulüm ve taşkınlıktaki halleri ile kendi akıbetlerine dair duydukları güven ve korkusuzluktan dolayı tiyaksük ve hayrete davet etmek için, onları uyarmak ve zulümlerini tescil etmek amacıyla Musa'yı onlara gönderdiğini bildiren ifadeyi getirmiştir. Bu kelimenin, zalimin kelimesinin zımnındaki hün zamirinden hal olması da muhtemeldir. Buna göre mana, onlar Allah'tan ve onun ikabından korkmayarak zulmediyorlar, şeklinde olur. Bu manaya göre, istifham ı inkar. İçin olan bu hemze, hal cümlesinin başına getirilmiş olur. Bir üçüncü izah da, bunun manasının, dikkat, ey insanlar, benden korkun. Şeklinde olmasıdır ki, buna göre bu ifade tıpkı, Allah'a secde etmesinler diye. Nemel, 25 ayetinde olduğu gibidir bu ifadeyi, muhatap sahasıyla, şeklinde okuyanlara gelince bu onlara dönmek, onları yadırgayarak, yüzleri onlara çevirmek ve onlara gazap etmek üslubu gözetilerek böyle okunmuştur. Bu tıpkı, bir suç işleyen ve kendisi de orada bulunan kimseden şikayetçi olan kimsenin hiddetle yüzünü ona çevirmesi gibidir. Bu kimse şikayet etmeye koyulup da öfkesi şiddetlendiğinde, arkadaşından ilgisini keserek, suçluya yönelir, onu azarlar ve ondan dolayı onu kınar. Ve ona, Allah'tan korkmaz mısın, insanlardan utanmaz mısın, demeye başlar. İndi, şayet, hitap Hazreti Musa, aleyhisselam, a olup, kendisine yönelinentir orada bulunmayan kimseler olduğu halde münacat, Allah'la konuşma, esnasındaki bu iltifatın fayda ve hikmeti nedir? denilirse, ben derim ki, bunu, kendilerine gönderilen o peygamberle konuşma esnasında yapmak, bunu onların huzurunda yapmak ve bunu, bizzat onların kulaklarına atmak demektir. Çünkü, on tara tebliğde bulunan odur, onlara yasak koyan da. Bunda Hazreti Musa, aleyhisselam, a bir lütuf ve takvasını arttırmaya bir teşvik vardır. Kafirler hakkında nazil olmuş nice ayet vardır ki, Onları tefekkür etme ve onlardan dersler çıkarma bakımından müminlerin o ayetlerden olan nasipleri daha da fazladır. Musa aleyhisselam öne geri durması 12. Ayetin tefsiri için bak 14. 13. Ayetin tefsiri için bak 14. 14. O dedi ki: "Ya Rabbi, doğrusu onların beni yalanlayacaklarından korkarım. Benim de göğsüm daralır, dilim açılmaz." onun için Harun'a gönder. Hem onların, benim aleyhimde bir suç, davaları, da var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkarım. Bu ayetlerle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bil ki Allahü Teala, Hazreti Musa, aleyhisselam, Afiravun'un kavmine gitmesini emredince, Hazreti Musa, aleyhisselam, beraberinde Harun, aleyhisselam, ı da onlara göndermesini istemiş, daha sonra da kendisini böyle bir talebe sevk eden sebepleri zikretmiştir ki bunun neticesi şudur. Şayet Harun aleyhisselam olmasaydı Hazreti Musa aleyhisselam öne peygamber olarak gönderilmesinden elde edilmesi istenen fayda elde edilemezdi. Bu şu iki sebepten dolayı böyledir. A. Firavun genel olarak Hazreti Musa aleyhisselam ı yalanlar. Kişinin yalanlanması ise kalbinin sıkışmasına sebeptir. Kalbin daralması da dilinde tutukluk bulunan kimselerin konuşurken zorluk çekmelerine sebep olur. Çünkü kalp daraldığında ruh ve vücuttaki tabii kalbin içinde tutulur, sıkışıp kalır. Ruh ile harareti gariziye kalbin içinde sıkışıp kalıp, kalbin dışı ruh ile harareti garizeden hali olunca lisandaki tutukluk artar. O halde bu demektir ki, yalanlanmaktan dolayı eziyet duymak, kalbin sıkışmasına, kalbin sıkışması da dilin tutulmasına sebeptir. İşte bundan dolayı, Hazreti Musa, aleyhisselam, ise önce yalanlanma korkusuyla, ikinci olarak kalbin daralmasıyla, üçüncü olarak da lisanın tutukluk yapmasıyla başlamıştır. Harun, aleyhisselam, a gelince der Hazreti Musa, aleyhisselam, o benden daha fasihtir. Onda, saydığım şu şeyler yoktur. Binayen aleyh onu göndermen daha uygun olur. B. Onların bana karşı bir suç davası vardır. Binayen aleyh, onların hemen beni öldürmeye koşacaklarından korkarım. Eğer beni öldürürlerse, peygamber olarak gönderilme gayesi gerçekleşmez. Ama Harun, aleyhisselam, böyle değildir, binaenaleyh Biset'in gayesi de ancak böylece tahakkuk etmiş olur. İkinci mesele. Bu ifadeler, ref ile ve şeklinde de okunmuşlardır. Çünkü bunlar, nin haberi üzerine. Üzerine, matufturlar. Bu iki fiil, in başına geldikleri ifadeye atfedildikleri için de nasb ile de okunmuşlardır. Bu ikinci okuyuşa göre mana, ben, onların beni yalanlamalarından, böylece de göğsümün daralmasından ve dilimin tutukluk yapmasından endişeleniyorum, şeklinde olur. Bu iki okuyuş arasındaki fark şudur, merfu okuyuş, Hazreti Harun, aleyhisselam, öne gönderilmesini isteme hususunda, üç ayrı sebebi ifade eder. Nasb ile okuyuş ise tek bir sebebi ifade eder ki, bu da bu üç şeyden, korkmadır. Şimdi, eğer, korku, olması beklenen bir kötülükten dolayı meydana gesiten bir keder ve üzüntüdür. Halbuki dilin tutukluğu daha önce de mevcuttur. Binaenaleyh korku daha bununla nasıl alakalı olabilir? Dersen ben derim ki, biz ileride olacak yalanlamanın, kalbin sıkışmasına, kalbin darlığının da, lisanın iyice tutukluk yapmasına sebebiyet vereceğini beyan etmiştik. Binaenaleyh tutuklukta meydana gelen artma, o anda mevcut değildi, tam aksine, bu ileride olması beklenen bir şeydi. Binaenaleyh korkunun, olması muhtemel olan bu tutukluğun artmasına bağlanması caiz ve uygundur. Harun, aleyhisselam, ı teklif etmesi. Ayetteki, onun için Harun'a gönder, cümlesine gelince, bu ifadenin zahirinde, Hz. Harun, aleyhisselam, hakimin gönderileceği bulunmamaktadır. Haberin birinde şu varit olmuştur, Allahü Teala, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı Harun, aleyhisselam, a göndermiştir. Süddi şöyle der, Musa, aleyhisselam, ailesiyle Mısır'a gitti. Derken, Musa, aleyhisselam, kendisini tanımayan Harun, aleyhisselam, ile karşılaştı. Bunun üzerine Hazreti Musa, aleyhisselam, ben Musa, dedi ve böylece de tanıştılar. Ona, Risalet görevini ifa için, kendisiyle birlikte Firavun'un yanına gitmesini emretti. Anneleri korktuğu için, korkarak arkalarından bağırdı. Ama onlar bunu dinlemeyerek, doğrudan Firavun'a gittiler. Bundan Murad'ın, Cenab-ı Hakkın Harun, aleyhisselam, A. Cebrail, aleyhisselam, ı göndermiş olması da muhtemeldir. Çünkü Allah'ın peygamberlerine gönderdiği elçisi Cebrail aleyhisselam'dır. Bu iş Cebrail aleyhisselam'a verilmiş olunca malum olduğundan dolayı bu ifadede anlatılmamıştır. Hem ayetin zahirinde onun hangi şey için gönderildiği de yer almamıştır. Ancak ne var ki, sözün fehvası, sözden anlaşılan. Hazreti Musa, aleyhisselam, ne Hazreti Harun, aleyhisselam, ı yapmayı istediği şeyler hususunda kendisine yardımcı olması için talep ettiğini gösterir. Nitekim, Arapçada birisi, senin yerine davrandığında, falancaya adam sal, denilir. Yani, o konuda sana yardımcı olması için, demektir. Ayetin zahirinde Hazreti Musa, aleyhisselam, ne, Hazreti Harun, aleyhisselam, e kendisiyle birlikte nebi olmasını istediği hususu yer almamaktadır. Ancak ne var ki, Cenab-ı Hakk'ın, biz alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberiz deyin, şu ara, 16, şeklindeki ifadesi buna delalet etmektedir. Ayeti i Kerime'deki, hem onların, benim aleyhimde bir suç davaları, da var, cümlesine gelince, Hazreti Musa, aleyhisselam, bu ifadedeki, suç, sözüyle kendisinin o öldürmesini kastetmiştir ki, Allahü Teala bu hadiseyi Kasas suresinde açıklamıştır. Bil ki, Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne Hazreti Harun, aleyhisselam, ıne kendisine katılmasını istemesi hususunda kendisinin firavuna gitmekten affedilmesini istediğini gösteren herhangi bir şey yoktur tam aksine onun bu isteğinin gayesi bu gitmenin maksada ulaşma bakımından en kuvvetli bir biçimde olmasını istemektir. Alimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak bazıları şöyle demişlerdir. Hazreti Harun aleyhisselam her ne kadar ne bildiyse de ancak ne var ki o kendisinin risaleti ifa edinceye kadar kalacağını bilemiyordu. Çünkü o bununla ancak peygamberlik görevini yapmada Hazreti Musa aleyhisselam A yardımcı olmakla emrolunmuştu. Bu, Bağdatlılardan Kabi ve diğerlerinin görüşüdür. Çünkü Bağdatlılar, Allah'ın kutuna şartlı teklifte bulunabileceğini tekviz etmektedirler. Ekseri ulumanın benimsediği görüş ise, bunun caiz olamayacağıdır. Çünkü Allahü Teala bir şeyi emrettiğinde, emrolunanın onu yapabileceğini, onu hangi vakitlerde yapabileceğini de bilir. Binaenaleyh o, onun onu yapamayacağını bilirse, o zaman ona onu emretmez. Bu doğru olduğuna göre, peygamberler hakkında doğruya en yakın olanı, onların Allah'ın kendilerine risalet görevini yüklediğinde onu yerine getirebileceklerini ve bu risalet görevi yerine getirilinceye değin de yaşayabileceklerini bilmeleridir. Bu gibi hususlar her ne kadar başkaları hakkında bir teşvik olsa bile peygamberler hakkında bir teşvik olmaz. Üçüncü mesele, bir kimse şöyle diyebilir, Hazreti Musa aleyhisselam, öne ne, hem onların, benim aleyhimde bir suç, davaları, da var, şeklindeki sözü, o günahın ondan sudur ettiğine delalet eder mi? Cevap, hayır. Bununla, onların iddialarına göre, onların benim aleyhimde bir suç, davaları, vardır, manası kastedilmiştir. Musa ve Harun, aleyhisselam, ı ne firavuna gönderilmeleri 15, Ayetin tefsiri için bak, 17. 16. Ayetin tefsiri için bak, 17. 17. Allah, hayır dedi, ikiniz de ayetlerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, işitidiz. Haydi Firavun'a gidin dö, biz, İsrail oğullarını de, biz, İsrailoğullarını beraberimizde yollayasın diye, alemlerin Rabbinin gönderdiği gerçek peygamberiz, deyin. Bil ki Hazreti Musa, aleyhisselam, şu iki şeyi istemiştir a. kendisinden onların sellerini def etmesini. b. Hazreti Harun, aleyhisselam, ı da kendisiyle birlikte göndermesini. Cenab-ı Hek, onun bu iki isteğinden birincisine vesaire, hayır, ifadesiyle cevap vermiştir ki, bunun anlamı, ey Musa düşündüğün şeyden vazgeç, şeklindedir. İkincisine de, ikiniz dögidin gidin, emriyle cevap vermiştir ki, bu, sen ve istediğin Harun, birlikte çekip gidin, demektir. Buna göre, eğer, bu ifade, ne üzerine atfedilmiştir, denilirse, biz deriz ki, bu, hayır, kelimesinin ifade ettiği fiili atıftır. Buna göre Cenab-ı Hek sanki, Ey Musa düşündüğünden vazgeç ve Harun'la birlikte git, demek istemiştir. Allah'ın beraberliğinin manası Ayetteki, şüphesiz ki biz, sizinle beraberiz, işiticiyiz, ifadesi, mecazi bir ifade olup, Allahü Teala bununla şu manayı kastetmiştir. Ben sizin ve düşmanlarınız için size düşmanınız aleyhine yardım ederim. Sizin aranızda geçen şeyleri hazırlar, düşmanınıza karşı size yardım eder, sizi galip getirir ve düşmanınızın size karşı olan şevket ve saltanatını kırarım. Biz burada işitme işini mecaz kabul ettik. Çünkü istima kulak verme ve dinleme demektir. Bu ise Allahü Teala için söz konusu değildir. Resul kelimesinin müfred olmasının izahı. Ayetteki, biz, alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberiz, ifadesi ile ilgili olarak şöyle bir soru sorulabilir. Biz, Rabbinin iki peygamberiyiz. Taha, 47 ayetinde olduğu gibi, burada da, Resul kelimesi tesniye olarak getirilmeli değil miydi? Buna şu birkaç şekilde cevap verebiliriz. A. Resul o mahiyetin bir mi, daha çok mu olduğunu beyan etmeksizin bir mahiyete verilen isimdir. Elif Lam, istirak değil, vahdet tek oluş, ifade eder. Bunun delili senin, insan, gülendir, deyip, her insan, gülendir, dememen gibidir. Yine, şu insan, gülendir, de denilemez. Resul, lafzının, sadece bir mahiyet ifade ettiği, mahiyetin de bire ikiye hamledilebildiği sabit olunca, ayetteki, biz, alemlerin Rabbinin Resulüyüz, ifadesinin doğruluğu sabit olmuş olur. B. Resul kelimesi bazan, risalet, manasına da gelir. Nitekim şairi, andolsun ki jörnalcılar, yanlarında söylediğim sırrı yalanladılar. Ben onlara bir risalet, bir haber, dö de göndermedim, demiştir. Buna göre ayetin manası, biz, alemlerin Rabbinden gelen bir risalet, elçilik, sahibi kimseleriz, şeklinde olur. C. Onlar aynı şeriatı getirdikleri ve kardeş olarak beraber oldukları için her ikisi sanki bir peygamber gibi kabul edilmişlerdir. D. Bundan bizim her birimiz bir resuldür manası kastedilmiştir. E. Bazıları bunun şu manaya olduğunu söylemişlerdir. Özellikle Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olduğu için burada tesniye değil müfred ifade kullanmıştır. Bunun başındaki biz, de, tıpkı azamet ifade eden, hiç şüphesiz okur, anı biz indirdik, kadir. Bir, ayetindeki, biz, gibidir. Bu görüş zayıftır. Ayetteki, İsrailoğullarını beraberimizde yollayasın diye, cümlesindeki, irsal, yollama ile, salı verme, bırakma, boşaltma manaları kastedilmiş olup, tıpkı, şahini sal, demen gibidir. Hazreti Musa, aleyhisselam, bu ifadesi ile, İsrailoğullarını artık bırak, bizimle gelsinler, manasını kastetmiştir. Firavunun Musa, aleyhisselam, yaserzenişi 18. Ayetin tefsiri için bak, 19. 19. Firavun, dedi ki, biz seni yeni doğmuş bir çocukken içimizde büyütmedik mi? Sen ömründen bir hayli seneler bizim aramızda katmadın mı? O yaptığı fiili de sen yapmıştın. Sen nankörlerdensin. Bil ki, bu sözde şöyle bir hazif vardır. Onlar Firavun'a geldiler ve Allah'ın emrettiği şeyi söylediler. İşte o zaman Firavun bu sözü söyledi. Rivayet olunduğuna göre ikisi Firavun'un kapısına gitmişler fakat bir sene geçtiği halde onun huzuruna alınmamışlar. Taki kapıcı burada kendisinin alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu söyleyen birisi var deyinceye kadar. Kapıcı böyle deyince içeri bırak bakalım. Belki biraz eğleniriz demiş. Hazreti Musa aleyhisselam ile Harun Firavun'a söylemekle görevli oldukları şeyi yerine getirdiler. Tam o sırada Firavun Musa aleyhisselam'ı tanıdı ve peşinden önce ona yaptığı iyilikleri sayıp döktü, sonra onun kendisine yaptığı kötülükleri sıraladı. Firavun'un ona yaptığı iyilikler: Biz seni yeni doğmuş bir çocukken içimizde büyütmedik mi? ifadesi ile anlatılmıştır. Velid, doğması yaklaşmış çocuk demektir. Ebu Amre, Mimin sükunu ile, şeklinde okumuştur. Ayetteki, sinin, kelimesinin tefsirine gelince, Hazreti Musa, aleyhisselam, Ine Firavun hanedanının yanında 30 yıl kaldığı ileri sürüldüğü gibi, Kıpti'yi tokatlayıp öldürdüğünde 12 yaşında bir çocuk olduğu, bu hadiseden sonra kaçıp gittiği de söylenmiştir. Bu hususta en doğrusunu bilen Allahü Teala'dır. Şah, Vey'enin, Fa'nın kesresiyle, fileteke, şeklinde okuduğu rivayet edilmiştir ki bu, mastar bina-ı nevi, olup, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne kıptiyi öldürmesi manasını ifade eder. Çünkü o, kıptiyi tokatla öldürmüştür ve bir çeşit, nev, öldürmedir. Fakat bu kelimenin, falete, şeklinde okunması, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne onu, tek bir tokatla öldürmesinden ötürüdür. Bunun mastar bina-ı mevre olmasından ötürüdür. Firavun Hazreti Musa aleyhisselam a yaptığı iyilikleri onu terbiye ettiğini, yetiştirip büyüttüğünü söyleyerek ifade etmiş ve onu fırıncısını öldürdüğü için kınayarak bunun büyük bir suç olduğunu, o yaptığın fiili de sen yapmıştın, yapacağını yaptın gittin diyerek ifade etmiştir. Ayetteki sen nankörlerdensin ifadesi ile ilgili olarak şu izahlar yapılmıştır a, bunun hal cümlesi olması mümkündür, yani, sen böyle yapmakla bir nankör olarak onu öldürdün, demektir. b, bu, sen, işte o sırada onları kafir kabul edenlerdendin, demek olup, Firavun, Hazreti Musa, aleyhisselam, a, iftira etmiş veya onun işinin ne olduğunu anlayamamıştır. Çünkü Hazreti Musa, aleyhisselam, onlara, nezih bir şekilde muamele ediyordu. Zira küfür peygamberlikten önce de caiz değildir. C. Bu, sen nankörlüğü adet haline getirmiş kimselerdendin. Bu halde olanın, veli nimeti olan belli kimseleri öldürmesi de şaşılacak bir şey değil, demektir. D. Bu, sen Firavun'u ve onun hanlığını inkar edenlerdendin, veya, Firavun'un dinine göre kâfir olan kimselerdendin, demektir. Çünkü onların da taptıkları ilahları vardı. Onların ilahları, putları olduğuna seni ve ilahlarını terk ediyor. O Musa, Araf. 127 ayeti de delalet eder. Hazreti Musa'nın Kıptiyi kasıtsız olarak öldürmesi 20. Ayetin tefsiri için bak 22. 21. Ayetin tefsiri için bak 22. 22. Musa dedi ki: Ben bunu o vakit bilmezlerden olarak yaptım. Sizden korkunca da hemen kaçtım. Nitekim Rabbim bana bir hüküm verdi ve beni peygamberlerden yaptı. Benim başıma kalktığın o nimet, İsrailoğullarını kendine kul köle edinmenden dolayı olmuştu. Bil ki Firavun terbiyeden ve o öldürme hadisesinden bahsedip, Kendisinin Hazreti Musa, aleyhisselam, ısarayında sarayında yetiştirmesi malum ve açık bir iş olunca, gayet tabi olarak Hazreti Musa, aleyhisselam, bunu yadırgamamış ve buna karşı cevap vermemiştir. Çünkü başkasına peygamber olarak gönderilen bir kimsenin elinde mucizeler ve deliller bulunduğunda, peygamber gönderilen insanların ona inam edip etmemesi, iyi davranıp davranmaması halinde, peygamberin durumunun değişmeyeceği akıllarda yer etmiştir. Böylece Firavun'un Hazreti Musa, aleyhisselam, a söylediği sözler asla tesir etmemiştir. Bu gibi sözlere iltifat etmemek evladır. Fakat öldürme işine ise, Enbeli bir şekilde cevap vermiş ve şöyle demiştir, ben bunu o vakit bilmezlerden olarak yaptım, bundan Murat, bu işinin ölümlü neticeleneceğini bilemeyenlerden olmadır. Çünkü Hazreti Musa, aleyhisselam, terbiye etmek için o adama tokat atmıştır. Bu gibi, şeyler neticesi ölüme varsa bile, güzel kabul edilen işlerdendir. Böylece Hazreti Musa, aleyhisselam, Firavun'a bu işi sorumlu tutulması veya nankörlerden, kafirlerden, sayılması caiz olamayacak bir şekilde yapmış olduğunu beyan etmiştir. Ayetteki, sizden korkunca da hemen sizden kaçtım, ifadesi, ben, bu işi, öldürücü olduğunu bilmeden yaptım ve bu benden kasıtsız olarak sağdır olan bir hadisedir. Binaenaleyh firarıma sebep olacak korkuyu hak etmemiştim. Ama sizin, şehrin önde gelenleri seni öldürmek için toplandılar, hakkında konuşuyorlar, kasas, 20, şeklindeki haberinizi duyduğumda sizden kaçtım, demektir. Böylece Hazreti Musa, aleyhisselam, bununla, Firavun'un bu öldürme hadisesiyle ilgili olarak kendisine bir iyiliği olmadığını, aksine kaçışına sebebiyet verecek biçimde, korkuttuğu için, hatta kötülük yapmış olduğunun söylenebileceğini bildirmiştir. Daha sonra da, bu kaçışının peşi sıra Allah'ın verdiği nimetleri beyan ederek adeta şöyle demiştir, siz kötülük ettiniz, ama Allah bana, hey, ülke me, vererek ve beni peygamber kılarak iyilikte bulundu. Alimler, ayette bahsedilen, hükmün, ne olduğu hususunda, değişik görüşler belirtmişlerdir, doğruya en yakın olan, bunun peygamberlikten başka bir şey olmasıdır. Çünkü matuf, matufun aleyhden başkadır. Peygamberlik ayetteki, beni peygamberlerden yaptı, ifadesinden anlaşılmaktadır. O halde ayetteki, hey, ülke, ile ilim ve anlayış kastedilmiştir ki, bunun içine akıl ve görüş ile tevhid demek olan dinin esasını bilme işi de girer. Bu izah doğruya daha yakındır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa, aleyhisselam, I peygamber olarak göndermesi, ancak aklının, görüş kuvvetinin ve tevhid bilgisinin mükemmel oluşu ile caizdir ayetteki, Rabbim bana bir hüküm verdi, ifadesi bu hükmün, Allahü Teala'nın yarattığı bir şey olduğunu sarı, açık olarak göstermektedir. Mutezile ise, bununla ilahi lütuflar kastedilmiştir, demektedir ki bu görüş gerçekten tutarsızdır. Çünkü ilahi tütuflar, herkes için eksiksiz ve kusursuz olarak yapıla gelmektedir. Binaenaleyh bunun sadece Hazreti Musa, aleyhisselam, da olduğunu söylemenin bir manası olamaz. Firavun'un nimet dediği şey hikmet idi. Ayetteki, benim başına kalktığın o nimet, İsrailoğullarını kendine kul köle edinmenden dolayı olmuştur, ifadesi, Firavun'un, biz seni büyütmedik mi? Şeklindeki sözünün cevabıdır. Arapçada birisi birisini kul köle edindiğinde, denilir. Buna göre eğer, bu iki ifade arasında hiçbir münasebet görünmediği halde, bu onun nasıl cevabı olabilir? Denilirse biz deriz, bunlar arasındaki münasebeti şu şekillerde izah ederiz. A. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un elin ve terbiyesine düşmüştür. Bunun sebebi Firavun'un İsrailoğullarını köle edinmeyi ve onların erkek çocuklarını kesmeye niyetlenmiş olmasıydı. Binaenaleyh Hazreti Musa aleyhisselam sanki Firavun'a eğer bize ve milletimize karşı uyguladığın o zulmü yapmamış olsaydın, senin barındırmana ihtiyacım olmazdı, demek istemiştir. B. Bu, daha sonra yapılan iyilik, milletimize yapılan o büyük zulme karşılık olmuştur. Bunlar birbirini karşılayınca, hiç yokmuş gibi olurlar. C. Hasan el Basri şöyle demiştir, bu, sen, onları köle edindin, mallarını aldın ve bana o mallardan harcadın. Dolayısıyla beni besleyip büyütmenden dolayı üzerimde bir nimetin yok, demektir. D. De, bu, benim terbiye işimi üstlenenleri sen köle edinmiştin. Binaenaleyh aslında bizzat senin bende bir nimetin yok. Çünkü bu terbiye işi, annem ve kavmimden olan bazı kimselerce yapılmıştır. Senin düşündüğün, aslında sadece beni öldürmekti. Bu ise bir nimet değil, demektir. E. Bu, sen İsrailoğullarının kölelerin olduklarını iddia ettin. Efendi ise kölelerini yedirip, içirdiği ve ihtiyaçlarını karşıladığı için bunu onların başına kakamaz demektir. Kâfir'in yaptığı ihsan hakkında. Bil ki bu ayette kâfir'in küfrünün kendisine iyilikte bulunduğu kimselerdeki nimetini ve lütfunu boşa çıkarmayacağına bir delalet vardır. Çünkü Hazreti Musa, aleyhisselam, biraz önce de açıkladığımız gibi, bu hususu başka yönlerden izah etmiş cevaplamıştır. Alimler bu hususta ihtilaf etmişler ve bazıları, nimet veren, iyilik yapan, kafir olursa, insanlara yaptığı iyiliklerden ötürü şükre, teşekküre ve övgüye, müstehak olmaz, aksine küflü sebebi ile hor ve hakir kılınmayı hak eder. Binaenaleyh eğer o kimse, iyilikleri sebebiyle ancak tazim ile yapılabilen şükre müstehak olsaydı, bu durumda o kimsenin aynı anda hem hor ve hakir kılınmaya, hem de saygı duyulmaya müstehak olması gerekirdi. Böyle iki zıt şeye aynı anda müstehak olmak ise imkansızdır, derken diğerleri, küfür, inkar, sebebiyle, şükür, teşekkür, batıl olmaz. Küfür ile batıl olan şey ancak kişinin alacağı mükafat ile, iman etmesi halinde hak edecek olduğu övgüdür, demişlerdir. Ayet bu ikinci görüşe delalet etmektedir. İkinci mesele. Keşaf sahibi şöyle der, zamir, ifadelerinde, sen, şeklinde tekil getirildiği halde, sizden kaçtım, sizden korktum, ifadelerinde cemi getirilmiştir. Çünkü korku ve firar, sadece firavundan dolayı değil, aynı zamanda Hazreti Musa, aleyhisselam, ı öldürme işini konuşan adamlarından dolayı olmuştur. Bunun delili, şehrin önde gelenleri, seni öldürmek için toplandılar hakkında konuşuyorlar, Kasas 20 ayetidir. Başa kakma işi ise sadece Firavun'dan olmuştur. Yine köle edinme işi de ondan kaynaklanmıştır. Buna göre eğer ayetteki tilke o kelimesi neye işarettir? Ve ifadesinin iraptaki yeri nedir? Denilirse ben derim ki tilke o kelimesi ne olduğu bilinmeyen ve pek iyi olmayan bir şeye işaret olup onun ne olduğunu ayetteki kul köle edinmen ifadesi tefsir etmektedir. Çünkü bu ifade, ATF-ı beyandır. Bunun bir benzeri de, ayetidir. Buna göre mana, senin İsrailoğullarını kul köle edinmen, işte başıma kalktığın nimettir, şeklindedir. Zeccak şöyle der, burada başında en edatı bulunan cümlenin, mef olarak, mahallen mansub olması da mümkündür. Buna göre mana, sen, İsrailoğullarını kul köle edindiğin için, bu benim başıma kalktığın bir nimet olmuştur. Eğer sen böyle yapmasaydın, ailem bana yeter, beni terbiye ederdi şeklinde olur. Musa aleyhisselam, Ön -e Firavuna Tebliğ 23. Ayetin tefsiri için Bak 31. 24. Ayetin tefsiri için Bak 31. 25. Ayetin tefsiri için Bak 31. 26. Ayetin tefsiri için Bak 31. 27. Ayetin tefsiri için bak, 31. 28. Ayetin tefsiri için bak, 31. 29. Ayetin tefsiri için bak, 31. 30. Ayetin tefsiri için bak, 31. 31. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi, dediğin, nedir? Musa, da dedi ki, göklerin yerin ve bu ikisi arasında bulunan şeylerin, Rabbidir eğer hakikati yakinen bilmeye ehil kimselerdenseniz. Firavun etrafında bulunan kimselere dedi ki, ne dediğini işitiyor musunuz? Musa sözüne devamla, o, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, herhalde size gönderilen, bu, peygamberiniz, şüphe yok ki deli, dedi. Musa, dedi ki, o, doğu ile batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız, Firavun, da dedi ki, Andolsun, eğer benden başka bir tanrı edinirsen seni muhakkak ve muhakkak zindana girenlerden ederim. Musa, dedi ki, sana apaçık bir şey getirdiysem de mi? Firavun, da dedi ki, doğru söyleyenlerden sen haydi getir onu. Firavun'un Rab Teala hakkında sorması. Bil ki Firavun Hazreti Musa, aleyhisselam, ya, alemlerin Rabbi, dediğin, nedir? Sorusunu, Hazreti Musa, aleyhisselam, kendisini alemlerin Rabbine itaata davet ettiğinde sormuştur. Bunun böyle olduğunu, haydi Firavun'a gidin ve, alemlerin Rabbinin gönderdiği iki peygamberiz, deyin, şu ara. 16. Ayeti göstermektedir. Binaenaleyh Hazreti Musa, aleyhisselam, ve Harun, aleyhisselam, Firavun'un yanına gittiklerinde böyle söylemişler ve bunun üzerine Firavun, alemlerin Rabbi, dediğin, nedir? Demişti. Bu ifade ile ilgili şu iki bahis vardır. Birinci bahis, Firavun'un Allah'ı bildiği ve tanımakta olduğu söylenebilir. Fakat hükümdarlık ve riyaseti istediği için, bilmez gibi böyle sormuştur. Allahü Teala, Kur, anda onun Allah'ın varlığını bildiğini gösteren şu ayeti zikretmiştir, Musa, and olsun, bunları birer ibret olmak üzere, göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini bilmişsindir. Ben de Firavun, seni herhalde helak edilmiş sanıyorum, dedi, İsra, 102. Binaenaleyh buradaki, bilmişsindir, ifadesindeki tefetalı okunduğunda, Firavun'un bunları bildiği manası kastedilmiş. Bu da, onun Allah'ı tanıdığına delalet eder. Fakat o kendisinin ilah olduğunu iddia ederek, kavmini sömürmüştür. Diğer bir kıraate göre ise, bu teötüre ile okunmuştur. Buna göre de bu bilme işinin Hazreti Musa (aleyhisselam) ile alakalı olduğu manasına gelir. Ama eğer Firavun akıllı değil deli idi ise Allah'ın kendisine Peygamber göndermesi caiz olmazdı. Yok eğer akıllı idi ise ister istemez kendisinin daha önce mevcut, canlı ve akıllı olmadığını, bu şekle sonradan geldiğini bilmesi gerekirdi. Yine böyle sonradan olan her şeyin mutlaka bir müesiri, bir yaratıcısı, olduğunu da kesin olarak bilmesi gerekirdi. Binaenaleyh bu iki şeyi bilmesinin neticesi olarak, vücudunun terkibi, var edilmesi, hayatı, aklı hususunda var edici bir müesir muhtaç olduğunu gösteren bir üçüncü ilim meydana gelirdi. Firavunun, tabiatçı olduğu da söylenebilir. Tabiatçılara göre, felekler zatları gereği vardırlar, vasibül vücudurlar, zatları gereği hareket etmektedirler ve bu hareketleri, bu alemde bir takım hadiselerin meydana gelmesine sebeptir. Yahut şöyle de denebilir, Firavun, hür ve irade sahibi bir failin, bir yaratıcının bulunduğuna değil, muçip bir illete, otomatik bir sebebin varlığına, inanan felsefecilerdendir. İsrailoğullarını sömürdüğü, onların yetkilerini ellerinden alıp, yularlarından tutup onları güttüğü için, kendisinin memleketindeki insanların ilahı olduğuna inanmıştır. Yahut da şöyle denebilir: Firavun, ilahın zatının belli bir insanın kalıbına girebileceğine inanan. Hulule, incarnation görüşünde idi ki, bunlar tanrının zatının muayyen bir insanın bedeninde zuhur ettiğine inanırlar. Onlara göre bir insanın ruhu bedenine göre ne durumda ise tanrı da hulul ettiği bedene göre aynı durumdadır. İşte sebeplerden ötürü de kendisini, ilah diye adlandırmıştır. İkinci bahis, Firavun, Hazreti Musa, aleyhisselam, a, alemlerin Rabbi, dediğin, nedir? Demiştir. Bil ki bir şeyi nedir? İfadesiyle sormak, o şeyin hakikatini ve mahiyetini aref etmeyi istemektir. Bir şeyin hakikatini tarif etmek ve açıklamak ise, ya o hakikatin nez-zat kendisiyle, yahut onun parçalarından bir şey ile, yahut o hakikatin dışında her şeyle, hem onun harici ve dahili şeylerinden müteşekkil bir şeyle yapılır. O şeyin, hakatını bizzat kendisiyle tarif etmek imkansızdır. Çünkü tarif eden tarif olunandan önce bilinir. Binaenaleyh eğer bir şey, yine kendisiyle tarif edilmiş olsaydı, onun daha önce malum olması gerekirdi. Bu ise imkansızdır. O şey, kendisine, zatına, dahil olan şeylerle tarif etmekte vasibul vücut olan zat hakkında imkansızdır. Çünkü kendisine dahil olan şeylerle onu tarif etmek, tarif olunanın, mürekkeb, bir varlık olması halinde mümkündür. Vasibül vücut olanın ise, mürekkeb, olması imkansızdır. Çünkü her mürekkeb, kendisini meydana getiren parçaların her birine muhtaçtır mürekkebin her bir parçası ise, mürekkebden başkadır, yani onun kendisi değildir. O halde, mürekkeb bir başkasına muhtaçtır. Başkasına muhtaç olan da, zatı gereği, mümkün, varlıktır, öyle ise her mürekkeb, mümkün, varlıktır. Binaenaleyh mürekkeb olması imkansız olan, mümkün, olamaz. O halde vasibül vücut olan mürekkeb olmaz. Mürekkeb olmayınca da, kendisini meydana getiren parçalarla tarif etme, işi onun hakkında mümkün olamaz. Bu iki kısım batıl olunca, vasibül vücut olanın, hakikat ve mahiyetinin, ancak onun levazımı ve eserleriyle tarif edilebileceği sabit olmuş olur. Sonra bu levazım, ayrılmaz vasıflar, bazan gizli, bazan açık ve net olur. Mahiyeti gizli olan levazımı, sıfatları ile tarif etmek caiz ve doğru değildir. Aksine onu, açık net ve anlaşılır levazımı ile tarif etmek gerekir vasibül vücut olan zatın en açık eserleri ise, bu maddi alemdeki şeylerdir. Bunlar da gökler, yerler ve bu ikisi arasında yer alan şeylerdir. Binaenaleyh Firavun'un bu sorusunun cevabının ancak Musa, aleyhisselam'ın dediği şu şey olduğu anlaşılır. O, göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne, eğer hakikati bilmeye hil kimselerdenseniz, sözü, eğer bu maddi alemin, vasibül vücut bir mevcuda dayandığına inanıyorsanız, bilin ki onu ancak şu söylediğim şeylerle tarif edip, anlatmak mümkün olur. Çünkü bu alemin, zatı gereği vasibül vücut bir varlığa varıp dayandığını kabul ettiğinizde, zatı gereği vacip olanın mutlak cevher, mürekkebe olmayan tek bir şey olduğu sabit olur. Mutlak cevherin ise, ancak eserleriyle tarif edilebileceği sabittir. Binaenaleyh o eserlerin, mutlaka ve mutlaka onun en açık eserleri olması gerekir. Bunlar ise, gökler, yerler ve bu ikisi arasında bulunan şeylerdir. Dolayısıyla eğer buna kesin kes inanmış iseniz, bundan başka bir cevabın olamayacağını da kesin kes kabul etmeniz gerekir, manasınadır. Hazreti Musa, aleyhisselam, bu gerçek cevabı söyleyince, Firavun etrafında bulunan kimselere dedi ki, işitiyor musunuz? Firavun bunu Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne cevabına şaştığı için söylemiştir. Bu, ben ondan, alemlerin Rabbinin, hakikat ve mahiyetinin ne olduğunu soruyorum, o ise bana faaliyet ve müesiriyet yani onun fiilleri ve eserleri, ile cevap veriyor, demektir. Bu problemin aslı şöyledir, mahiyeti, ayrılmaz vasıfları ve tesirleri, levazımı ile tarif etmek, o mahiyetin bizzat kendisini tam anlamayı sağlamaz. Bu böyledir. Çünkü bir şey hakkında, o, kendisinde mutlaka falanca özellik bulunandır, dediğimizde, bu sözümüz, ya sırf o falanca özellik, onun ayrılmaz vasfı olduğu için bilinmiş olur, yahut da bu ayrılmaz özellik, ona tahsis edildiği için, o bununla bilinmiş olur. Birinci ihtimal imkansızdır. Çünkü onun için falanca özelliğin ayrılmaz bir vasıf olduğunu söylersek, o ayrılmaz vasfı, kaşif, onu gösteren ve anlatan şey, kabul etmiş oluruz. Gösterilen şey, bu kadar bir şey olmuş olsaydı, o zaman o şey yine kendisi ile tanınmış olurdu ki, böyle olması imkansızdır. İkinci ihtimal de imkansızdır. Çünkü onun kendisine falanca şeyin, vasfın, gerekli olduğunu bilmek, o mahiyetin tam özelliğini bilmek demek değildir. Çünkü farklı mahiyetlerin aynı olan sıfatlarda, levazımda, müşterek benzer olmaları aklen imkansız değildir. Binaenaleyh bir şeyi, harici sıfatlarıyla tarif etmenin o şeyin hakikatim tam olarak ortaya koyamayacağı sabit olmuş olur. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın göklerin yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olması, bu açıdan, Firavun'un, alemlerin Rabbi, dediğin, nedir? şeklindeki sorusunun tam cevabı olamaz. İşte bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam bundan sonra "O sizin de evvelki atalarınızın da Rabbidir." diye cevap vermiş ve sanki Allah'ı göklerin ve yerin yaratıcısı olması ile tarif etmeyi bırakmış ve onun hem bizim hem de atalarımızın yaratıcısı olması mümkündür. Fakat insanın kendisi babası ve dedelerinin zatları gereği kendiliğinden var olduklarına inanması imkansızdır. Çünkü görünür alem insanın kendisinin ve atalarının yok iken var olduklarına ve varken yok olduklarına delalet etmektedir. Bu durumda olan varlıkların ise zatı gereği var olmuş olmaları imkansızdır. Zatı gereği var olmayanın ise bir fail, yaratıcı ve müesir bulunmaksızın var olmuş olması imkansızdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı işte bu eseriyle tarif etmek ve tanıtmak daha açık ve nettir. Bundan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, birinci tarif ve tanıtımından sonra Cenab-ı Hakk'ı bu ikinci ifadeyle tanıtmıştır. Bundan ötürü de Firavun, herhalde size gönderilen bu peygamberiniz şüphe yok ki deli, demiştir. Ayette maedatı kullanılarak sorulan soru ile, o şeyin mahiyetini ve hakikatini öğrenmek kastedilir. O şeyi harici eserleriyle tarif etmek, onun hakikatini kesinlikle anlatmış olmaz. Binaenaleyh peygamberliğini iddia eden bu kişi sorulara tam cevap vermek şöyle dursun, soruyu anlayamayan bir delidir, demektir. Hazreti Musa, aleyhisselam, bunun üzerine, o, doğu ile batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, eğer aklınızı kullanıyorsanız, diyerek ikinci tarifinden, daha açık bir diğer üçüncü yola başvurmuştur. Bu böyledir, çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam doğu sözü ile güneşin doğup gündüz oluşunu, batı sözü ile de güneşin batıp gündüzün sona ermesini hatırlatmıştır. Şaşırtıcı şekilde hep devam eden bu nizam ve idarenin ancak bir müdebbirin yönetmesi ile böyle olabileceği hususu açıktır. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam ön -e Nemrud'a karşı delil getirmede uyguladığı metodun aynısıdır. Çünkü o da işe önce diriltme ve öldürme hususlarıyla başlamıştır. Bu Hazreti Musa, aleyhisselam, ne buradaki, o, sizin de evvelki atalarınızın da Rabbidir, ifadesiyle anlattığı husustur. Nemrut, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, a, ben de diriltir ve öldürürüm, diye karşılık verince, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, Allah, güneşi doğudan doğdurur. Haydi sen de onu batıdan doğdur, Bakara, 256, demiş, bunun üzerine o kafir apışıp kalmış ve cevap verememiştir. Hazreti Musa, aleyhisselam, da burada aynı hususu, o, doğu ile batının Rabbidir, diyerek belirtmiştir. Hazreti Musa, aleyhisselam, eğer aklınızı kullanıyorsanız, ifadesiyle sanki şöyle demek istemiştir, eğer gerçekten akıllı isen, sorunun cevabının ancak söylediğim şekilde olabileceğini anlarsın. Çünkü benden o şeyin hakikat ve mahiyetini bizzat kendisi ile tarif etmemi istiyorsun. Halbuki bir şeyin kendisini yine kendisi veya parçalarıyla tarif etmenin mümkün olmadığı sabittir. Binaenaleyh geriye onun hakikatini eserleri ile tarif etmem kalır. Ben de onun hakikat ve mahiyetini eserleri ve levazımı ayrılmaz sıfatları ile tarif ettim. Binaenaleyh akla olan herkesin bu sorunun verdiğim cevaptan başka cevabı olmayacağını anlayacağı sabit olur. Allahü Teala'nın zatını anlamak imkansızdır. Bil ki, Enam suresinde Hak Teala'nın, okulları üzerinde kayırdır. Enam, 61, ayetinin tefsirinde şu açıklamayı yapmıştık, Cenab-ı Hakk'ın hakikatin bizzat kendisi olarak anlamak, insanın kudreti dahilinde değildir. Durum böyle olunca, Hazreti Musa aleyhisselam öne sayesinde o hakikatin bizzat kendisinin bilinebileceği bir tarif yapması imkansızdır. Fakat o mahiyet ve hakikatin bizzat kendisini bilememek peygamberlik işinin doğruluğuna zarar vermez. Binaenaleyh Hazreti Musa aleyhisselam öne sözünün neticesi şudur. Alemlerin Rabb'inin peygamberi olduğunu iddia etmenin doğru oluşu alemin bir Rabb'inin ve ilahının bulunduğunu ispata dayanır. Yoksa bu iş, o Rabbin hususiyetini ve kendi mahiyetini bilmeye dayanmaz. Binaenaleyh Hazreti Musa, aleyhisselam, peygamber olduğunu iddia edişinin doğruluğu hususunda, ancak buna yetecek kadarını ispat edecek deliller getirmiş, Firavun ise ondan, o mahiyetin bizzat kendisini ortaya koyup anlatmasını istemiştir. Musa, aleyhisselam, da bu soru ve isteğin, peygamberliği ispat hususunda, Olumlu veya olumsuz bir alakası bulunmadığını bildiği için Firavun'un Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini soran sorusuna doğrudan doğruya cevap vermemiştir. İşte bu konudaki sözümüzün tamamı budur. Allah en iyi bilendir. Hazreti Musa Aleyhisselam sözünün sonunda "Eğer aklınızı kullanıyorsanız" diyerek üslubunu sertleştirince Firavun da, andolsun, eğer benden başka bir tanrı edinirsen, seni muhakkak ve muhakkak zindana girenlerden ederim, demiştir. Çünkü, artık delil getirmekten aciz kalınca, işi tehdide dökmüştür. İşte bu esnada Musa, aleyhisselam, onun kalbini kendine bağlamak ve böylece tehdidinden vazgeçmesi için, kısa bir ifade ile, sana apaçık bir şey getirdiysem de mi? Yani, Allah'ın varlığına delalet edecek ve benim onun peygamberi olduğumu gösterecek daha açık bir şey getirsem de beni yine de hapis mi ettireceksin? Demiştir. Firavun bunun üzerine, doğru söyleyenlerden sen haydi getir onu, demiştir. Ayetten çıkan tali hükümler. Bu ayetten çıkan tali bir takım hükümler var. Allah cisim değildir. Birinci hüküm, ayet, Allahü Teala'nın cisim olmadığına delalet eder. Çünkü eğer Allahü Teala cisim olsaydı ve bir şekli, kalıbı bulunsaydı, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı cevabı, cenab ı hakkın hakikatini gösterecek şekilde olmalıydı ve Hazreti Musa, aleyhisselam, vermesi gereken bu cevabı vermediği için, Firavun'un Hazreti Musa, aleyhisselam, hakkındaki sözü yerinde olmuş olurdu. Saçma söz kale alınmaz. İkinci hüküm, başkasını Allah'a davet edene yakışan ve gereken, karşısındakinin akılsız ve yersiz sözlerine karşılık vermemesidir. Nitekim Musa, aleyhisselam, da, Firavun, sen delisin, dediğinde bile, delilleri sıralamaya devam etmiştir. Yine kendisi, hapisle tehdit edince de böyle yapmıştır. Üçüncü hüküm, kendisine soru sorulanın, işi daha iyi izah etmek için getirdiği delil, hususunda bir misalden başka bir misale, örneğe delile, geçmesi caizdir. Bu, o kimsenin cevap vermekten aciz kalıp zorlandığına delalet etmez. Dördüncü hüküm, eğer, Hazreti Musa, aleyhisselam, sözünü bir önceki sözüyle alakası olmayan bir şeyi söyleyerek nasıl kesmiştir? Bu sözde onun, sana apaçık bir şey getirdiysem dömi, de demesidir. Halbuki mucizenin Allah'a delaleti daha önce zikredilen delillerin delaletinden farklıdır. Denilirse, biz deriz ki, aksine bu Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne mesela asasının yılana dönüşmesi gibi, Allah'a, birliğine ve kendisinin peygamberlik iddiasında doğruluğuna delalet edecek bir mucizeyi ortaya koymayı sitediğini gösterir. Binaenaleyh Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne son sözü, öncekilerden daha kuvvetli ve daha kapsamlıdır. 5. hüküm, eğer zamirin merciği işaret ettiği şey cemi olduğu halde niçin burada göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan şeylerin Rabbidir buyurarak tesniyeye delalet eden bir zamir kullanılmıştır. Denilirse buna şöyle cevap verilir bununla bu iki cihet arasında olanlar kastedilmiştir. Eğer göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin ifadesi bütün mahlukatı içine almaktadır. Öyle ise Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne artık bundan sonra kendilerinden atalarından, doğudan ve batıdan bahsetmesinin manası nedir? Denilirse, şöyle cevap verilir, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne ilk önce umüm, genel, ifade kullanıp, Sonra bu umumi ifadeleri kendilerini ve atalarını beyan ile tahsis etmesi şundan ötürüdür, insana en yakın olan şey, kendisi, kendisinden olan çocukları ve doğumundan ölümüne kadar geçirdiği devreleri ile raileridir. Daha sonra bu umumi ifadeye dahil olan, doğu ile batıyı özellikle zikretmiştir. Çünkü güneşin bu ufuktan birinden doğması ve senenin bütün mevsimlerinde, düzenli bir şekilde batması apaçık delillerdendir. Altıncı hüküm, eğer, Firavun niçin daha veciz bir ifade ile, seni hapsedeceğim, dememiş de, seni zindana girenlerden ederim, demiştir. Denilirse, deriz ki, çünkü eğer o sadece, seni hapsedeceğim, demiş olsaydı, bu, sadece onun zindana ereceğini ifade eder, başkalarının da gireceğini bildirmezdi. Ayetteki, seni mubakak ve muhakkak zindana girenlerden ederim ifadesi, seni hapishanemdeki hallerini bildiğin o kimselerden birisi kılarım, demektir. Firavunun adeti, hapsetmek istediğini yakaladığında yalnız başına hiçbir şeyi göremeyeceği ve duyamayacağı derin bir kuyuya atmaktı ki, bu öldürmeden daha ağır idi. Yedinci hüküm, getirdiysem de mi? ifadesindeki vav, başına istifım hemzesi gelmiş olan vav ı haliye olup, sana mucize getirmem halinde deni bana bunu yapacaksın, manasındadır. Aslanın yılana dönüşmesi 32. Ayetin tefsiri için bak, 37. 33. Ayetin tefsiri için bak, 37. 34. Ayetin tefsiri için bak, 37. 35. Ayetin tefsiri için bak, 37. 36. Ayetin tefsiri için bak, 37. 37. Bunun üzerine o hassasını yere attı. Bir de ne görsünler? o apaçık bir ejderha, olmuş. Elini de, cebinden, çıkardı. Bir de gördüler ki bu, bakanlar için bembeyaz bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelen adamlarına, şüphe yok ki bu çok mahir bir büyücüdür. Sizi büyüsü ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi buna ne buyurursunuz, dedi. Onlar da, onu ve kardeşini oyala ve bütün şehirlere toplayıcılar yolla da, mahir her büyücüyü sana getirsinler, dediler. Birinci mesele. Bu ayetle ilgili birkaç mesele var, Ameş, Sehharı, Sahir, şeklinde okumuştur. İkinci mesele. Bil ki Hazreti Musa, aleyhisselam, ığne, sana apaçık bir şey getirirsem de mi? Sözü, Allahü Teala'nın, asasını yere atmazdan önce ona bu asanın bir ejderha olacağını bildirdiğine delalet eder. Eğer böyle olmasaydı, Hazreti Musa, aleyhisselam, bunu söyleyemezdi. Binaenaleyh o asasını atınca, Allahü Teala'nın ona vaat ettiği gerçekleşti ve o, asa apaçık bir ejderha, ulu verdi. Bu ifadenin anlatmak istediği şudur, bakıp seyredenlere o asa hareketleri ve diğer alametleriyle tam bir ejderha şeklinde göründü. Rivayet olunduğuna göre asa bir ejderhaya dönüşünce, bir mil kadar göğe yükseldi ve sonra firavuna doğru süzülüp indi, ey Musa bana istediğini emret, demeye başladı. Firavun da, Ey Musa, seni peygamber olarak gönderen zat aşkına, onu tutmanı istiyorum, dedi. Hazreti Musa, aleyhisselam, onu tutunca tekrar bir asa haline aldı. Buna göre eğer, Cenab-ı Hek burada, süban ı Mübin, apaçık bir ejderha, buyurmuş, bir başka ayette, koşan bir yılan, Hayye, Taha, 20, bir diğer ayette ise, sanki o bir can, hareketli yılandır, Kasas, 31, buyurmuştur. Halbuki, can, küçük oluşa, suban, ise büyük oluşa delalet eden bir ifadedir. Denilirse, şöyle cevap verilir, hayye bütün yılan cinsini içine alan bir isimdir. Bu isim, o yılan büyük olduğu için, suban, diye ifade edilmiş, hafif ve süratli bir yılan olduğu için de, can, diye ifade edilmiştir. Binaenaleyh her iki ifade de doğrudur. Bunun şeytana benzetilerek, can, ismini almış olması da muhtemeldir. Nitekim Cenab-ı Hak, o canlı, iblisi de, daha önce zehirli ateşten yarattık, onu. Hikr, 27, buyurmuştur. Bu asadan olan yılanın önce, can gibi küçük olduğu, sonra büyüyerek ejderha haline gelmiş olması da muhtemeldir. Sonra Musa, aleyhisselam, bu mucizeyi ortaya koyunca, Firavun ona, dahası da var mı? Dedi. Hazreti Musa, aleyhisselam, evet, deyip, Önce elini normal haliyle gösterdi, sonra onu cebine, koynuna, sokup tekrar çıkardı. Bir de ne görsünler, o el kendisinde hiçbir leke olmaksızın, inci gibi bembeyaz ve tıpkı güneş gibi ışıklar saçan ve o vadiyi aydınlatan bir şey. İşte tam bu sırada Firavun bu delili örtbas etmek isteyerek buna arşı şu üç şüpheyi ortaya atmıştır. Bir, şüphe yok ki bu, çok iyi bilen bir sihirbazdır, şeklindeki sözü böyle söylemiştir, çünkü o devir, sihirbazların yaygın olduğu bir zamandı ve insanların çoğu, bir sihirbazın sihri ile böylesi işleri yapabileceği inancındaydılar. İşte bundan dolayı Firavun, kavmi tarafından bu sözün kabul edileceğini ummuştur. 2. Sizi büyüsü ile yurdunuzdan çıkarmayı istiyor, şeklindeki sözü. Firavun'un du sözü de, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne dediklerini kabul etmemeleri için, Kavminin ondan nefret etmelerini gaye edinen bir ifadedir. Buna göre mana, o aranıza atacağı fitnelerle sizi yerinizden ve yurdunuzdan etmek ve sizi parçalamak istiyor şeklindedir. İnsanın vatanını terk etmesinin en zor şeylerden olduğu malumdur. İşte bundan dolayı Firavun Kavmini böyle söyleyerek Hazreti Musa'dan nefret ettirmek istemiştir ki bu batılı savunan kimsenin, haktan nefret ettirme hususunda, başvuracağı son çaredir. 3. Şimdi buna ne buyurur, ne tavsiye edersiniz? Şeklindesi sözü, bu, bu husustaki görüşünüz nedir ve ne yapmamı istiyorsunuz? Demektir. Firavun bu ifadesiyle, kendisinin onların görüşünü kabul edip, onun gereğini yapacağını anlatmak istemiştir. Bu gibi sözler, kalbileri kendisine çeker ve muhalefetten alıkor. Firavun'un bütün bu sözlerini duyduklarında, onlar tek bir çarede ittifak etmişlerdir. Bu da, onu ve kardeşini oyala, şeklindeki sözleridir. Bu hemze ile ve şeddesiz arak şekillerinde okunmuştur. Her iki şekilde, kullanılan şekillerdir. Arapçada, birisini oyaladığında, ve, dersin ki, bu, onu geri bıraktım, oyaladım, demektir. Firavunun adamlarının bundan muradları. Musa'yı sihirbazlar toplanıncaya kadar oyala, manasıdır. Bu kelimenin, onu hapset, manasında olduğu da söylenmiştir. Bu da muhtemel bir manadır. Çünkü birisini, ihtiyacı olan şeyden alıkoyup oyaladığında, sanki, hapsetmiş, olursun. Rivayet olunduğuna göre Firavun bunu yapmayacak olsa bile Hazreti Musa, aleyhisselam, ı öldürmek istemiştir. Fakat ileri gelenler ona, yapma, çünkü eğer onu öldürürsen, insanlara bu işinin doğruluğu hususunda bir şüphe vermiş olursun. Fakat kıskıvrak yakalayıp köşeye sıkıştırmaları ve böylece sana karşı hiçbir delili kalmaması için sihirbazların toplanmasına kadar ona mühlet ver dediler ve sonra sihirbazları alıp getirecek toplayıcı adamlar göndermesini tavsiye ettiler. Onlar böyle yapmakla eğer sihirbazlar çok olursa Hazreti Musa'ya galip geleceklerini ve gerçek halini su yüzüne çıkaracaklarını sanmışlardır. Yine onlar, Firavun'un "Şüphe yok ki bu çok mahir bir büyücüdür." sözüne, "Çok mahir her büyücüyü sana getirsinler." diyerek karşılık vererek onun endişesini yatıştırmak ve sıkıntılarını hafifletmek için daha kapsamlı ve daha mübalağalı bir ifade kullanmışlardır. Keşaf sahibi şöyle der: "Eğer ayetteki kelimesinin amili nedir?" dersen ben derim ki bu iki yönden mansubçır, hem lafzen, hem mahallen. Lafzan mansub oluşunun amili, zarflar için takdir edilen şeydir. Mahallen mansub olmasındaki amil ise hal oluşudur. Sihirbazların meydana çıkışı 38. Ayetin tefsiri için bak 42. 39. Ayetin tefsiri için bak 42. 40. Ayetin tefsiri için bak 42. 41. Ayetin tefsiri için bak 42. 42. Bu suretle belli bir günün belli bir vaktinde bütün sihirbazlar bir araya getirildi ve insanlara "Haydi siz de gelip toplanıyor musunuz?" denildi. "Umarız ki eğer onlar galip gelirlerse o sihirbazlara uyarız." dediler. Sihirbazlar gelince Firavuna "Eğer üstün gelirsek bizim için mükafat var mı?" dediler. Firavun evet, hem de o zaman siz, hiç şüphesiz benim en yakınlarımdan olacaksınız. Burada iki mesele vardır. Sihirbazlarla karşılaşma günü, ayette geçen, malum gün, ifadesiyle, zinet günü, mikat, sözüyle de, kuşluk vakti kastedilmiştir. Çünkü bu, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı ne, Musa da, sizinle karşılaşma zamanımız, dedi zinet günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi, şeklindeki ifadesinde, onlar için tayin ettiği zinet günüdür. Mikat ise, ister zamana isterse mekana ait olsun, tayin edilen zaman ve tayin edilen yer demektir. İhrama girilecek yerler, ifadesi de bu anlamdadır. İkinci mesele, bil ki, Firavun kavminin ileri gelenleri, halkın huzurunda Hazreti Musa, aleyhisselam, Iğne'de iddiasının yanlışlığının ortaya çıkması için, Firavun'a Hazreti Musa, aleyhisselam, a dokunmamasını ve bu arada da sihirbazları toplamasını tavsiye edince, Firavun onların söylediklerine razı oldu ve görüp müşahede ettiği şeyleri göremez oldu. Çünkü bir şeyi sevmek, kişiyi sağır eder. Derken, sihirbazlar bir araya geldiler, sonra da Firavun, bu çekişmenin büyük bir hak kitlesinin gözü önünde cereyan edebilmesi için kutlaya geldikleri bir bayram gününde gerçekleşmesini istedi. Hazreti Musa Aleyhisselam da kendi hüccetinin, delilinin büyük bir hak kitlesi önünde onlara galip gelmesi için bunu arzuluyordu. Ve bu aynı zamanda Hazreti Musa Aleyhisselam önenü büvvetinin ortaya çıkması için de Allah'ın bir lütfuydu ayetteki insanlara, haydi siz de gelip toplanıyor musunuz? İfadesine gelince bu, onlar, her iki taraftan sudur edecek olan şeyi görüp müşahede etmeleri için toplanmaya teşvik olundular, anlamındadır.